kadere lanet olsun diye bağırmasını, meclisin mehabetine, imanın bir şartı olan kadere bu yaklaşıma yakışmadığı kanaatindeyim. Daha fazla dini istismar etmeyin ya. Etmeyin. Dini istismar ediyorsunuz. İnancı istismar ediyorsunuz. Yitirdiğimiz 41 madenciyi saygıyla anıyor. Ailelerine, yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Türkiye işçi sınıfının başı sağ olsun. Şimdi bugün burada da aşağı yukarı 4 gündür her konuşan üzüntü ifade ediyor. Biz de gerçekten üzüntülüyüz ama tam da bu nedenle gerçekten söylüyorum çok öfkeliyiz. Ve her konuşmanız öfkemizi büyütüyor. Ve bunu gizleme gereği falan da duymuyor. Gerçekten üzülüyorsak öfkelenmek durumundayız. Neden biliyor musunuz? Bakın burada her Allah'ın günü deyim yerindeyse 40 takla atıyoruz. İşçi sınıfı, işçiler nasıl yaşıyor anlatmaya çalışıyoruz. Ne dinliyorsunuz ne gündeme alıyorsunuz. Anca 40 işçi hayatını kaybedince gündem dışı konuşma konusu yapıyoruz. Şimdi şunu düşünmenizi rica ediyorum. Cuma günü 18.15'te bu elim olay yaşandı. Her ağzını açan, her ağzını açan. Devletimiz bütün olanaklarını seferber etti. Ya bu devlet bütün olanaklarını olaylar olmadan seferber etse, bu insanlar yaşasa günah mı girersiniz? İşçiler ölmediği sürece sizin gündemimize girmeyecek mi hiç ya? 20 yıldır iktidardalar, hala önümüzdeki yüzyılda önleyeceklerini anlatıyorlar ve bunu bekliyoruz. Şimdi bakan gerçekten büyük bir samimiyetle dinledi. Ne diyecek acaba? Yerinde olmak istemediğim en büyük kişi şu anda. Ne diyecek? 20-25 dakika bir cümle söyledi ya. Vallahi billahi bizim suçumuz yok. Başka hiçbir şey demedi. Ben de sormak istiyorum ya. Normal bir ülkede olsak çoktan istifa etmesi gereken, Japonya'da olsak harakiri yapması gereken ama maalesef AKP Türkiye'sinde hala bakan koltuğunda oturan kişiye sormak istiyorum. Bir ay önce Amasra'ya gittiniz değil mi? Sayıştay bu raporları yazdı, önünüze koydu değil mi? Ya arkadaşlar ben ilçe ziyaretine gittiğimde, bir ilçe örgütünü ziyarete gittiğimde gitmeden önce bir raporlara bakıyorum. Gittiğimde de oradaki arkadaşa soruyorum. Ya bundan bir ay önce oraya gittiğinde şu Sayıştay raporlarının gereğini yaptınız mı diye sorsaydı. Bu 41 işçi bugün yaşardı. Bu ihtimal bile bir insanın istifa etmesi için yeterli. Bu ihtimal bile yeterli. Ama ne yaptınız? Bakın Sayıştay raporu. Hani her lafına, Sayıştay'ın her lafına cevap yetiştiriyorsunuz. Sayıştay diyor ki, o işletmede 1145 işçi olması gerekirken 622 çalışan var. Ve aynen cümle şu, kritik zamanlarda müdahale edilemiyor. İş güvenliği olumsuz etkileniyor. Söylemiş Sayın Bakan, söylemiş. Gittin ne yaptın orada ya? Turistik gezi mi yaptın? Fotoğraf çektirdiğin insanların yarısı yok bugün. Denetime gidilmiş, bakın. İnsanların yarısı ölmüş o fotoğrafta. Yanındaki çocuk şu anda ölmüş. Hala koltukta oturuyor. Hep işçi çocukları, hep yoksul çocukları mı ölüyor ya? Lanet olsun böyle kadına. Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Hepsi zenginleşirken sürekli yoksul çocukları kader, kader, kader. Hep bize mi bu kader ya? Değerli arkadaşlar, şöyle söylemiş. Dalga geçebilir birileri. Hani Bülent Bey bana diyor ya sen anlamazsın, dalga geçebilir. Hayır, dalga geçmiyorum. Gayet iyi anlıyorum. 41 insanın arkasından dalga geçilmez. Bak yemin ediyorum, dişlerimi sıkıyorum, yumruklarımı sıkıyorum, isyan ediyorum. Dalga falan geçmiyorum, utanıyorum. Bu ülkeyi böyle bir zihniyet yönettiği için utanıyorum ya. Utanmayacak hiçbir şey yok. Lanet olsun sizin kaderinize, kader, kader, hep bize kader. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şunu bilelim, 84 milyon yurttaş hepimiz, en başta kendim. Hepimiz suçluyuz. Ben Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanıyım ya. Türkiye İşçi Partisi bu kadar iş... Buyurunuz Sayın Başkan. 20 yıldır her gün işçileri katlederek iktidarda oturan bir partiyi 20 yıldır o koltuktan indiremediğimiz için biz suçluyuz. Kabul ediyoruz. Bu suçluluğu bilerek soruyoruz arkadaşlar. Herkes bir cinayetten bahsediyor burada. Cinayet. Bu cinayetin katili kim Sayın Bakan? Katil kim ya? Bu katili bulacağız. Bu katile yardım yataklı gedeni bulacağız. Suçunu örtbas edeni bulacağız. Hepsiyle hesaplaşacağız. Öyle her seferinde insanlarımız hayatlarını kaybettikten sonra gelip burada yapacağız, edeceğiz demekle bu işler çözülmüyor. Güvenmiyoruz size ya. Niye güvenmiyoruz? Soma'dan sonra aynı konuşmaları yaptınız. Ve ne oldu Soma'dan sonra? Soma'da 301 işçi öldüğünde yaptığınız konuşmaları çıkartalım tutanakları. Hepsi aynı. Ve sonuçta ne oluyor arkadaşlar? Biz ölmeye devam ediyoruz. İşçiler ölmeye devam ediyor. Siz de zenginleşmeye, koltukta oturmaya devam ediyorsunuz. Bu düzen yıkılacak.
Bu düzen böyle gitmez. Son söyleyeceğim şey şu. Buradan bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. Bakın bu ülkede işçiler ya ölünce haber oluyor ya direnince haber oluyor. Bu ülkede ekmek kavgası artık ölüm ve yaşam kavgası. Hep birlikte tüm Türkiye'deki işçiler karar vereceğiz. Bu iktidara karşı yaşam hakkımıza sahip çıkmak için ölürken değil yaşarken değerimiz olsun diye birleşeceğiz ve Türkiye'yi bu zenginlerin, para babalarının, bu saray iktidarından kurtaracağız. Kurtaracağız ki bu ülkede işçiler özgürce yaşayabilsin. İşçi çocukları yetim kalmasın sadece bu memlekette. İşçi çocuklarında yetimliği kader olarak sunar iktidarı reddediyoruz. Sırf bu nedenle bile yıkılmayı hak ediyorsunuz. Yıkılacaksınız. Konuşmacının konuşmasını yaparken kader mefhumuyla alakalı olarak ifade ettiği o lanet olsun ifadesi bizim inanan İslam inancına sahip olan insanlar açısından bizim iman esaslarımızdan bir tanesidir. Dolayısıyla ona bu hayır ben hiçbir şeye saptırmak istemiyorum. Ben bir düzeltilirse veyahut da bu şey olursa bu bizim inancımıza karşı söylenmiş ağır bir ifadedir. Bu konulara dikkat edilmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. Sadece bunu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Son konuşmacı belki de kastını aşarak kadere lanet olsun diye bağırmasını meclisin mehabetine imanın bir şartı olan kadere bu yaklaşıma yakışmadığı kanaatindeyim. Sayın konuşmacı sözünü revize edebilir etmeyebilir. Bağıracak bir durum yok. Takdir kendilerini. Ben diyorum ki Müslüman bir milletin hatta daha öte tüm inançların içerisinde olan kader anlayışının meclis kürsüsünden lanet olsun tarzı bir ithama maruz kalmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Cumhurbaşkanımızın konuşmasının başında sonunda, kader bölümünün başında sonunda tedbir var, mevzuat vurgusu var, dikkat olma vurgusu var. Bunun ötesindeki durum kader iman başka bir meseledir. Bu üslubun meclise yakışmadığı kanaatindeyim Sayın Başkanım. Sayın Beşiktaş'a da söz vereyim ondan sonra efendim. Yani böyle dini, inancı, İslam dinini sadece bizimdir, işte biz sahipleniyoruz, işte siz böyle diyemezsin tutumunu da reddediyoruz. Burada neyi tartıştığımız, ne söylediğimiz gayet ortada. Cumhurbaşkanı bunu bir kader olarak ifade etti ama Kur'an-ı Kerim'de de kaderin aynı zamanda tedbir almakla ilgisi de çok net bir şekilde ifade ediliyor. Kimse buradan böyle bir aidiyet, bunun sahibi biziz. Daha fazla dini istismar etmeyin ya. Etmeyin. Dini istismar ediyorsunuz. İnancı istismar ediyorsunuz. 30. ayetini söyleyeyim. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir. Herhalde burada iktidar kendisinin hiç sorumlu olmadığını bu ayete göre değil, genel İslam inancına göre değil, kendi iktidarı çıkarlarını korumak için burada yine kadere başvurmuştur. Bu bir kader değil. Niye kader ya? Niye kaderde zenginler ölmüyor, işçiler ölüyor? Sonuna kadar bir özür bekledik. Bir öz eleştiri bekledik. Bir hata kabulü bekledik. Ya her şey dört dörtlükmüş. Her şeyi yapmışlar ama 41 can ölmüş. 5'i yoğun bakımda. Her an yeni ölüm haberleri gelir. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir açıklamayı kabul etmiyoruz. Bakan başka örnekler de verebilir iktidar grubu gibi. Avrupa'da biliyoruz çok sayıda maden ocakları ve işletmeleri var. Ve bu konuda hepimizin izlediği maden işçilerinin direnişi, işçi grevleri, bu konudaki tarihi, o konudaki ölümleri biliyoruz. Ne oldu? Tedbirler alındı. Şu anda Çin ve Almanya'da neredeyse ölümler yok denecek kadar az. En azından böyle bir ölüm haberi çıkmıyor. Almanya dünyanın en büyük kömür rezervine sahip. Türkiye 132. ülke arasında 28. sırada yer alıyor. Almanya'da 40 yılda sıfır ölüm, Türkiye'de son 20 yılda 2000 maden işçisi öldü, katledildi. Bu bir katliamdır. Evet, hakikaten iktidar grubunu anlamıyorum. Vekil linç edilir, istifa yok. İşkenceden insanlar ölür, istifa yok. 41 maden işçisi yer altında katledilir, istifa yok. İstifa bir erdemdir ya.
sorumluluğu kabul edin. Bu ölümlerin sorumlusu bu iktidardır. Çalışma Bakanıdır, Enerji Bakanıdır. İstifa etmeleri onları küçültmez. Sorumluluklarını kabul etsinler ve biz burada istifa çağrıları yaparken pişkince biz taziyeye gittik. Yok efendim biz maaş bağlayacağız. Yok efendim biz sigortalarını karşılayacağız. Öldükten sonra böyle bir katliamdan sonra sırf o direnci, sırf o üzüntüyü, sırf o tepki ortaya çıkmasın diye her seferinde Roboski'de de para teklif edildi, depremde de bu yapılıyor, işçi katliamı oluyor bu yapılıyor. Bununla kendi yaptıklarını örtmeye çalışıyorlar, farkındadırlar. Evet biz istifa istiyoruz. İktidarın bir alışkanlığı var. Bir şeyin iyi olduğunu, güzel olduğunu düşünüyorlarsa Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürle başlıyorlar konuşmalara. Bu memlekette hani öyledir değildir tartışmıyorum. Onların açısından güzel olan ne varsa Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediliyor. Kötü olan ne varsa, kötü olan her şeyde suçlu Allah oluyor. Biz bunu reddediyoruz arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar ben şunu söyledim. Birebir okuyalım. Birebir okuyalım. Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Bizim kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım. Ben diyorum ki Bülent Bey diyorum ki kader bak bunun her zaman olacaktır. Hepimizin bilmesi lazım. Ya buyurun gelip okursunuz. Buyurun gelin okursunuz. Ben sözümü bitireyim. Buyurun gelir okursunuz. Bakın diyorum ki bu milletin, bu memleketin kaderini Tayyip Erdoğan'ın belirlemesine itiraz ediyorum. Kadere Tayyip Erdoğan karar veremez diyorum. Bu. Değerli arkadaşlar, benim özetle söylediğim şey çok açık. Yurttaşlarımızın çok iyi anladığını düşünüyorum. Gerçekten bu siyasal İslamcılığın her durumdan bir mağduriyet yaratma taktiğini reddediyorum. Bizim halkımızın inançlarıyla, değerleriyle hiçbir problemimiz yok. Halkın dini duygularını sömürerek servetlerine servet katanların bunu kader diye pazarlamasına itiraz ediyoruz. Böyle kadere lanet olsun diyoruz. Böyle kadere lanet olsun diyoruz. Altını çiziyorum. Sayın Turan buyurun hocam. Sayın Başkan, Sayın Baş'ın ısrarla okuduğu, uyarımıza rağmen tekrar ettiği metnin ilk cümlesi şöyle. İzin verirseniz okumak isterim. Buyurun. İnsan hayatının güvenli olmadığı bir faaliyet bizim için muteber değildir. Bu anlayışla maden ocaklarında önemli sayıda kazaların yaşanır olmasını kabul edemeyiz. Artık madendeki hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz. Her konuda olduğu gibi çalışma hayatına da önce insan diyoruz. Maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermek istiyoruz diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Sonra da diyor ki bunlara rağmen ölüm varsa bunun da tanımı kaderdir diyor Sayın Başkan. Birleşme 15 dakika ara verin. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.